iletişimi kime davet ediyoruz ilk olarak? Şimdi öncelikle konu bugün güzellik. Esasında önce Mehmet Fatih Bey stüdyomuzda olacak. Kendisi medikal pigmentasyon ve microblading uzmanı Mehmet Fatih Bozkurt. Önce alkışlarla onu stüdyomuza alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle hoş geldiniz efendim. Hoş merhabalar. Merhabalar. Orijinal mi kaşlar gerçekten? Bakın bakın. Lütfen. Bu kaşlar evet yapay olmuş birazcık ama güzel olacak inşallah. Niye ya? Niye öyle dedin? Ne oldu? Evet, niye öyle dediniz ki? Ya biraz yoğun gibi sanki. Neyse bir alkışla bu konuyu kapatalım. Evet. Bir bakalım Mehmet Fatih Bey'le ne görüşeceğiz, az sonra buradayız. Altın oran nedir? 3D kıl tekniği kaş uygulaması nasıl yapılır? 3D kıl tekniği kaş uygulaması herkese yapılır mı? Merak edilen tüm bu sorular ve daha fazlasını medikal pigmentasyon ve microblading uzmanı Mehmet Fatih Bozkurt canlı yayında açıklayacak. Az sonra. Yeniden iyi pazarlar, sağlık zamanı canlı canlı başlıyor. Evet ama moralim bozuldu şu an. Evet, yüzüme morali bozuldu ama. Bütün yüzüm düştü, enerjimi falan. Yani ne güzel bir sizi, ne güzel karşı. Niye öyle dediniz, yapay dediniz kaşım? Evet çiçeğim, kaşım beğenmediler. Niye öyle dedim? Şeklini mi beğenmediniz? Neyi yani, beğenmediniz? Yani altın oran felsefesine göre çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Ya. Kendisi uygun ama komple altın orana. Altın oranım. Aa evet. Bugün stüdyomuzda çok değerli yapımcımız Kadir Gülnar da bizimle beraber. Hoş geldiniz. Evet. Sizi aramıza görmek çok güzel Kadir Bey. Arada kamera önüne de davet edeceğiz inşallah. Şimdi ben altın orana uygun değilim. O yüzden idare edin. Beni böyle sevin. Uygun olan ben başlayayım. Ben uygunum gayet. Oransal olarak. Altın orana uygun olarak başlayalım. Şimdi Mehmet Fatih Bey. Bu microblading 3D. 3 boyutlu kıl tekniği kaş uygulaması. Evet. Bu nedir? Bunu bir açabilir miyiz? Microblading 3D kıl tekniği kaş uygulaması kalıcı makyaj kaş yapımında dünyadaki son nokta olan bir teknik. Bu teknik temelde altın oran ile birlikte yapıldığı zaman çok daha net ve güzel ve estetik nasıl olan sonuçlar veriyor. Nasıl yapıyorsunuz o altın oranı? Bir anlatın da biz de bileyim. Altın oranın bir altın oran pergeli vardır bununla alakalı. 1.618'e göre, yani kalibre edilmiş bir pergeldir bu. Yani dolayısıyla yani her insanda da bir altın oran mevcuttur. Hatta yani bütün canlılarda mevcuttur. Bunu şeyde de burun estetiklerinde falan da galiba vücut. Tabii cerrahi operasyonlardan öncesinde de yani plastik değil cerrahi mi? De bunu hani bu son zamanlarda sıkça kullanmaya başladılar. İşte burun estetiğidir, işte dudak estetiğidir, yüzermelerde vesaire gibi. Yani hepsinde bunlar kullanılıyor. Hatta dişte de kullanılıyor. Hmm. Aslında doğada tamamen kullanılıyor. Yani siz ya bir AVM tasarlarken, bir evin artık dekorasyonu yaparken, iç mimariden tutun da sağlığın her alanında kullanılabiliyor. Zaten altın oran dediğiniz zaman yani estetiğin temelidir aslında. Yani yüzün genel olarak, çünkü herkesin yüz yapısı birbirine benzemiyor. Kimisinin alnı geniş olabilir, kimisinin yanak bölgeleri. Siz ona göre ölçüyü alıp kaşı ona göre mi tasarlıyorsunuz? Tabii o kişinin kendi yüz hattına göre tasarlıyoruz. Yani altın oran bize o kişideki kavis noktasını verir. Yani bitiş onu noktasını önce bir yapay verir. Olarak, geçici olarak sanıyorum çiziyorsunuz. Hani öncelikle kalemle çiziyoruz. Hı-hı. Yani şekli gösteriyoruz zaten. Evet. Yani kişi beğendikten sonraki zaten en uygun çizim yapılıyor. Yani altın orana göre yapıldığı için yani genellikle beğenilen model. Kişi de beğendikten sonra ondan sonra bu pigmentasyon işlemi, şey microblading işlemi yapılıyor. Evet. Burada biz sizden yayından önce hafta içi rica ettik. Burada canlı da bir uygulama yapacağız. Böyle bir sürprizimiz de var. Bu microblading 3D kıl tekniği uygulaması yapacağız değil mi burada? Evet. Peki burada yine altın az önce altın oran? Altın oranı ne yapacağız? Onu altın oran göre microblading yapacağız. Altın yani oran. Altın oranla ölçekleyeceğiz ve daha sonrasında microblading uygulaması yapacağım. Hmm. O zaman hemen bence daha fazla vallahi beklemeden. Ben heyecanla bekliyorum, hiç görmedim ben yakından çünkü. Önce bir nasıl yapılacağına bir bakalım. Bandımız var, onu izleyelim. Ondan tamam. Sonra neler oluyor neler. Çabuk. Altın oran nedir? 3D kıl tekniği kaş uygulaması nasıl yapılır? 3D kıl tekniği kaş uygulaması herkese yapılır mı? Merak edilen tüm bu sorular ve daha fazlasını medikal pigmentasyon ve microblading uzmanı Mehmet Fatih Bozkurt canlı yayında açıklayacak. Az sonra. Ve çok hızlıyız. 20 saniye içinde. Hasta hazır, uygulama hazır. Evet, hanımefendi hoş geldiniz. Merhaba. Öncelikle. İsminiz nedir? Derya. Derya Hanım. Mikrofonu var değil mi Derya Hanım? Tamam, süper. Şimdi Derya Hanım'ın
yüz yapısına göre altın oranı burada mı alıyorsunuz yoksa önceden? Yok, burada zaten ölçek diyeceğim, herkesi görecek. Pergel dediğiniz o, süper. Evet, altın oran pergelimiz bu. Aynamız da var. Ya bununla kişinin kendi hatlarına göre, yüzüne göre ölçekleme yapacağım. Onu da böyle gösterirseniz ben de öğrenmiş oldum. Tabii hepsini göstereceğim size. Bakacak mısın? Evet, gözümüzü açalım yukarı doğru. Evet, şimdi burada bir taraftan da neler yaptığımızı anlatabilir miyiz Mehmet Bey? Tam nerelerin ölçülerini alıyoruz? Altın orandaki felsefe, yani iki yüzün arasındaki, yani oradaki ölçüyü baz alarak, yani biraz kaşın boyunu çıkaracağız. Sola doğru başımızı çevirelim ki ekranda, evet, yani da görürsün. Kaşın burada işte boyunu çıkaracağım ve kavis noktası nerede olması gerekiyor onu, hı-hı, çıkaracağım. Ve daha sonra da işleme başlayacağız. Burada bir mevcut olan kaşının boyunu mu ölçüyorsunuz şu anda? Yok, şimdi mevcut olan kaşın altın oranına yatkın olup olmadığına bakıyorum ilk önce. Onunki de değil galiba, değil mi? Evet, onda da bir miktarcık bir kaçıklık var ama gene de çok fazla değil. Evet, şu anda kaşı şu ölçekledim. Evet, altın oranı yaptık şu anda. Yani nerede başlayıp nerede biteceğine mi karar vermiş olduk şu anda? Evet, kaşın yani kavis noktası... Bitiş noktası. Kavisinin yeri bile belli. Evet, her şeyi veriyor. Yani bu çünkü pergelin özelliği bu. Ya bu noktada bunu yazıyoruz. Bu pergel sonra bu kaş tasarımı için dizayn edilmiş bir pergel. Evet. Ama herkes, evet, bununla çalışıyor mu? Bununla yok, hayır, herkes çalışmıyor. Evet, bu çünkü özel bir alettir. Ben hiç görmedim bu pergeli. Şimdi bu aşamadan sonra da yani kaşı kendi formunu bozmadan. Bozmamalı, evet. Yani doğala yakın bir şey yapmak bir adına. Çok önemli bir şey. Bu kaşın üzerine çizim yapacağız. Tamam. Ve daha sonrasında kişi görecek. Şimdi ona göre siz kavisli, yüze uygun bir kaş çiziyorsunuz geçici kalemle. Evet, kendi kaşına yani uygun, çok ana form dışına, hı-hı, çıkmamaya gayret göstererek. Çünkü doğalı da bozulmaması lazım. Şu anda kendi bitmiş halini mi görecek bunu çizdikten sonra? Burada çizim yaptığımız zaman modeli görecek. Modeli görecek. Evet, diyecek ki tamam, bu benim diyecek için tamamdır diyecek. Ondan sonra mikrobledik uygulamasını sabitleyecek. Evet, aynısı çıkar. Hı. Bir de ilk zamanlar daha koyu oluyor. Sonra rengi açılıyor galiba. Kabuk oluyor değil mi? Yani bir hafta gibi süreyle bu biraz koyu görünebilir. Ama bir hafta geçtikten sonra bir ya da iki ton kaybederek doğal görüntüye mesela kalacak. Mesela şu anda hanımefendi kumral, koyu renk saçlara sahip. Hani evet, daha açık renk kişiler için de renk olanağı farklı olabilir. Var, evet. Yani renk skalası oldukça geniş. Hı-hı. Evet. Yani şu anda çizimimiz tamam. Hanımefendiye gösterebiliriz yani mi aynayla? Evet, bir kaşı gösterebilirim kendisine. Siz tamam değil. Evet Derya Hanım, siz bir tamam değil. Mecbur burada ne diyeceksiniz zaten? Tamam değil. Hani tamam demezseniz biz onu düşünmedik. Siz tamam deyin. Evet. Ve sonra bundaki felsefeye bağlı. Tamam mı Derya Hanım? Ses çıksın biraz. Sesini çıkarmıyor. Evet. Ben şimdi bunun uygulamasını yapacağım. Yani diğeriyle zaman kaybetmeyelim. Evet. Tek tarafı yapalım. Sonrasında yayından sonra diğer tarafı. Evet, ondan sonra. O nedir? Bu bir boyadır, yani pigmenttir. Hı hı. Bu pigmenti şimdi cildin altına vereceğim. Bu boyayla da ilgili duyduğum, aslında yani normalde boya deyip geçeriz. Yani çok önemli diye, evet, düşünürüz ama bu çok, bunun daha düşük kalitelileri de varmış. Bu piyasada, yani bu şeydir, yani yüksek konsantrasyonda bir boyadır. Yani mikroblading için özel üretilmiş bir boyadır. Ki yani pigmentlerde en önemli şeydir. Yani pigmentin kalitesi. Burada zaten yaptıracak kişinin de hem bu kaliteden hem yapan kişinin uzmanlığından ve tabii ki mevcut tabii yapılan işte yerin ortamın sterilizasyonundan temizliğinden emin olması. Her şey birbirine bağlantılı. Hı. Çünkü yani burada gidilecek ortamın tamamen temiz olması gerekiyor. Siz böyle, hı-hı, eldiven falan da takıyorsunuz. Ben hiç görmüyorum, evet, böyle bu kadar dikkat. Ben şimdi uygulamayı yapacağım. Hı. Evet, şunu şöyle biraz alalım. Biz, evet, Özlem senle o tarafa geçelim. Sandalyeyi şöyle. Acıyorsa elinizi tutayım. Ya bir şey hissetmeyecek. Evet. Şu anda yapılıyor pigmentasyon. Evet. Şu an uygulamayı yapıyorum. Görüyoruz, evet. Burada şu anda peki burada değişik renkler var mı bu pigmentler için? Bu pigmentlerde kişinin kendi cilt rengine göre tercih yapılır. Hı-hı. Ki doğal. Mesela burada dursun. Derya Hanım'ın direkt ten rengine göre mi yoksa saç rengine göre mi hareket ediyoruz? Tabii burada ten rengine göre hareket ediyoruz. Çünkü renklerin dönüşümü kişinin cilt rengine göre olur. Yani dolayısıyla. Ne kadar sürede tamamlanacak? Yani yaklaşık olarak 5 dakikada yapacağım bu kaşı. Oo. Evet. Ondan sonra direkt kendi günlük hayatına devam edebiliyor mu? Yani o bölgede dikkat tabii etmesi gereken özel şeyler var mı? Yani 5 gün kadar sudan muhafaza edecek. Oo. O da uzun bir süreymiş. 5 gün suya değmeyecek. 5 gün sudan muhafaza edecek. Tabii 5 gün süreyle de ya 5. gün yıkadığı zaman zaten yani kaşın, hı-hı, daha doğallaşmış halini görecek. Peki bir şey daha soracağım. Bunu yaptırdıktan sonra ne kadar kalıyor vücutta? Bu kişinin cilt yapısına göre değişiklik gösteriyor. Hı hı. Bir sene, 1,5 sene ortalama kullanım süresi var diyoruz. Yani senede bir kez şey yapılmasına miyim fayda var. Tutmama ihtimali var mı?
Yani tutma yani ihtimali yok neredeyse. Çünkü benim burada tutmadı. Yani yapılacak. Yani çok araları doldurayım dedim bir kere. Tutmadı benim cildim. Yani burada pigmentin kalitesi, yani bu uygulamayı yapan uzman kişinin bu konuda ne kadar ehil olduğu da çok önemli. Peki bir sene, ortalama bir sene, bir buçuk sene aşağı yukarı dedik ki kullanabilir. Ondan sonra tekrar yenilenebiliyor mu? Veya yenilenirken işte ne bileyim bu sefer daha az pigmente ihtiyaç var veya tam tersi daha fazla pigmente ihtiyaç var gibi sorunlarla karşılaşabiliyor muyuz? Yok, tamamen yenilebiliyor. Yani o bir sene, bir buçuk sene zarfının tamamen de cidden çıkmış da olabilir. Hı-hı. Yani o zaman tekrar sıfırdan bir işlem yapılabilir. Peki kendi mevcut şu andaki kaşlarına bir zararı var mı bu işlemin? Ya bu işlem doğru yapıldığı süre içerisinde ya bir sıkıntısı, hı-hı, yok. Ancak yani işlem doğru yapılmazsa evet o zaman... Ne olur? Ben aslında doğru yapılmayan yani kaşlarını görüyorum. Bu sefer sildirmek daha zor oluyor. Yani kıl köklerine zarar verebilir. Yani dolayısıyla yani yani insanlar da tercih ederken yani çok iyi araştırmanı tavsiye ederim ben. Peki burada şimdi yaptık, Derya Hanım'ın beğeneceğini düşünüyoruz ama diyelim ki Derya Hanım beğenmedi bu uygulamayı, yaptığımız uygulamayı. Onun hemen derhal vücuttan çıkarılma şansı var mı, yoksa ortalama bir seneyi, bir buçuk seneyi beklememiz mi gerekiyor? Şimdi yani tam uygulama öncesi kişiye bu yani gösterildiği için yani, hı-hı, kişinin onayı alınarak yapılan bir işlem. Ya muhakkak öyle ama diyelim ki sonradan bir ay geçti veya sıkıldı o görüntüden. Ya da koyu geldi evet, falan. Evet yani lazerle onu sildirebilir. Şu anda, hı-hı, gördüğünüz gibi işlemi yaptım. Ha, yani isterse kamerayı evet, yakından çekebilir. Çok doğallaşıyor. Evet, boyayı geçince bayağı doğal gözüküyor. Ha. Evet, kamerayı yakından çekebilir. Mümkün müdür acaba? Evet, oldukça doğal bir şekilde şu an işlem tamam. Şu diğeriyle arasındaki farka bakacağım. Hmm, bu tarafta bak bayağı kaviz kısmını seyrek. Evet. Yani ben işte diyorum ya, bazen çok aşırı sanki yapıştırmış, kaş yapıştırmışsın gibi duran kaşlar var. Şu anda sanki evet kendi kaşı sıklaşmış, evet, gibi duruyor. Aralarını doldurduk böyle. Ki daha bu daha da doğallaşacak değil mi? Yani evet, bir hafta sonra çok daha doğal hale gelir. Ne kadar sonra? Bir hafta sonra. Bir hafta sonra. Evet, çok daha doğal ve natural. Ben mi biraz daha arttırsam acaba? Az geliyor benimkiler şu. Arayı yok, komple mi kapatsam? Sen böyle iyi iyi. Hiç oynama be. Oynama, tamam. Şöyle de yapalım. Bu ne kadar zamandır uygulanıyor? Bu aralar çok popüler bu uygulama. Bu dünya üzerinde yaklaşık olarak bir 6-7 sene kadar, hı-hı, yani önce başlayan bir uygulama. Aslında çok daha öncesi var. Ancak dünyadaki yayılımı son 5 senedir biraz daha aktif halde. Hı-hı. Yani dolayısıyla Türkiye'de de bunun... Yani ilk uygulayan hani şey merkezlerden bir tanesiyiz. Burada ama ülkemizde de artık konusunda uzman kişiler tarafından bu uygulamanın, evet, rahatlıkla yapıldığını ve kısa bir süre içinde doğal bir kaş görünümüne. Tamam. Evet, bu tamam, kaşımız bitti. Şimdi sizi şöyle alalım. Evet. Ayağı. Şöyle ayağı alayım. Alalım. Şöyle bir döndürelim sedyenin önüne doğru. Fatih Bey de şöyle ortamıza alacağız. Evet. Şöyle alalım. Şu anda var mı tekrar rütüş yapacağınız? Yok, hayır, bu kaşımız bitti. Bu şekilde. Evet. Yani yakın markajda alabiliriz. Peki bunun hani microblading 3D kıl tekniği değil mi bunun adı? Evet. Buradaki 3 şöyle... boyutlu şey görüntünün 3 boyutlu doğal görünmesiyle ilgili, evet, mi? Yoksa 3D denmesinin amacı şöyle, şu. Tamam. Yani kaşlar neredeyse yani gerçek kaşlarınızdan ayırt edilemeyecek kadar doğal durur. Yani microblading doğru yapılan bir işlemde bu kadar doğal durur. Ancak uygulama 3D hani şimdi denilip de hani şimdi başka cihazlarla, evet, da uygulama yapıyorlar. 3D ile ya yani microblading ikisi farklı şeylerdi. Microblading manuel yapılan metottur bir kere her şeyden önce. Bir yani elektrikli bir aletle yapılmaz veya pilli bir aletle yapılmaz. Bir kalem yardımıyla işte az önce gördünüz. Evet. O kalem yardımıyla yapıyorum. Bu tamamen kişinin burada bu işte ne kadar tecrübesiyle çalışan bir sistem aslında. Evet, peki ellerinize sağlık diyelim. Evet. Aynı zamanda ayağınıza da sağlık diyelim. Derya Hanım doğal, geçmiş olsun diyelim. Sizi böyle tek kaşlı olacağız. Bundan sonra böyle ikinciyi yapmayacağız. Bu teknikle alakalı bizi bilgilendirmek istediğiniz son bir iki cümle varsa onları da alalım. Sonra olacağız. Ya microblading uygulaması son zamanlarda ülkemizde çok yaygınsal olarak yapılmaya, hı-hı, başlandı. Benim tavsiyem şu. Yani bu uygulamayı yaptırmadan önce mutlaka gideceğiniz yeri çok iyi araştırın. Yani çok hijyenik şartlarda bu işlemin yapıldığına emin olun ve bu işlemi kimin yaptığını çok iyi araştırın. Çünkü yani işlem sonrasında da yani bir şekilde bununla alakalı şey olur. Yani daha sonra sıkıntı da yaşayabilirsiniz. Yani dolayısıyla benim tavsiyem bu. Evet, emin ellerde yaptırmak. Evet, emin ellerde yaptırmak. Evet, biz de zaten hep Sağlık Zamanı ekibi olarak, Sağlık Zamanı programı olarak bu tarz bilgilendirme amaçlı görselleri de kullanmak, evet, istiyoruz ki seyircilerimiz doğru canlı bilgilensin. Canlı yayında böylece hanımefendinin birkaç da yapmış olduk. Kaşı. Bu da oldu Sağlık Gayet Zamanı'nda. Gayet güzel oldu, boyasız. Evet. Mehmet Fatih Bozkurt, çok, evet, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla sizi uğurluyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, biz şöyle sedyenin yanına geçelim.